Kuruluşundan bu yana Atatürk ilkeleri ve ışığıyla yol alan Büyük Kolej, Türkiye'nin ilk özel eğitim kurumu olarak büyük dershane ile bir ekol haline gelmiştir. Sahip olduğu köklü geleneği ve tecrübesiyle yetiştirdiği nesilleri büyük bir değer olarak görmüş, bu sorumluluk bilinciyle hayata hazırlamıştır. Kurumumuz, 1951 yılında eğitimci bir babanın oğlu olarak büyüyen ve onun gibi iyi bir eğitimci olan Hikmet Doğay'ın kurmuş olduğu ve dönemin dershane denildiğinde ilk akla gelen ismi Büyük Dershane ile eğitim hayatına adım atmıştır. Büyük Dershane, uzman kadrosu, özgün ve nitelikli yayınları ile ilklere imza atmış, binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağlamıştır. Eğitim alanında edinilen tecrübeleri ideallerle buluşturarak 1986 yılında Büyük Kolej çatısı altında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıktan ödün vermeden prensip, kararlılık ve gurur dolu bir geçmişle çağdaş yaşamın gerekli kıldığı bakış açısıyla yoluna devam etmektedir. Evrensel vizyona sahip mezunlar vermeyi hedefleyen Büyük Kolej, 2000 yılında üyesi olduğu Council of International Schools, Uluslararası Okullar Birliği tarafından akredite edilerek ülkemizin ve dünyanın saygın okulları arasındaki yerini tescil etmiştir. Büyük Kolej, mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumudur. Sevgili gençler, değerli öğretmen ve yönetici arkadaşlarım, kıymetli aileler, ekran başındaki konuklarımız, Büyük Kolej Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eğitim yolculuğundaki 69. yılımızda hep birlikte çok farklı bir mezuniyet heyecanı yaşıyoruz. 2020 yılı unutulmayacak bir yıl olarak tarihte yerini aldı. Dilimize COVID-19'dan önce ve COVID-19'dan sonra diye bir kavram hediye etti. Sahip olduğumuz birçok şeyin değiştiğine ve dönüştüğüne tanıklık ettik. Sağlığımızı satın alabildiklerimizle değil, üretip geliştirebildiklerimizle koruyabileceğimizi öğrendik. Hangi imkanlara sahip olursak olalım, bilim ve teknoloji olmazsa hepsinin anlamsız hale geldiğine şahit olduk. Bu dönemde çevrim içi derslere başladık. Yıllar önce sınıflarımızdan laboratuvarlarımıza kadar her alanda eğitim ve teknolojiyi entegre etmiştik. Derslerde ve çalışmalarda teknolojiyi kullanmaya alışık olmanın avantajını yaşadık. Zaman kaybetmeden eğitimi bütünüyle dijital ortama taşıdık. Bu sayede öğrencilerimiz evlerinde öğrenmeye devam ettiler. Bu olağanüstü dönemde kendimize ve sevdiklerimize duyduğumuz saygıyı daha yakından hissettik. Kendi sağlığımız kadar başkalarının sağlığını da düşündük. Özledik. Sarılamadık, maskemizi taktık, ellerimizi daha sık yıkadık, işbirliğinin, dayanışmanın değerini anladık. Yaşadığımız dünyaya sahip çıkmanın nedeni hayati olduğunu biliyorduk. Ama bir kez de yaşayarak öğrendik. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Gözümüz gibi bakmamız gerekiyor ki geleceğin bize getireceği her duruma hazırlıklı olalım. Türkiye'de ve dünyada en çok okunan yazarlardan biri olan Haruki Murakami'nin bir sözü var. Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığını, nasıl hayatta kaldığını hatırlamayacaksın. Fırtınanın bittiğinden bile emin olamayacaksın. Ama kesin olan bir şey var ki fırtınadan sonra fırtınanın başlangıcı kişi olmayacaksın artık. İşte fırtınanın esprisi de bu. Çok isterdim sizleri cübbelerinizle salonumuzda görmeyi, diplomalarınızı alırken alkışları duymanızı. Bunun yerine ilk dijital eğitim, ilk dijital sınav, ilk dijital tören, ilk dijital proje sunumu gibi sizleri unutmaz kılacak tecrübelerle uğurluyoruz. Bütün dünya bir fırtınaya yakalandık ama başardık. Belki kitaplardan öğrenemeyeceğiniz yüzlerce şey öğrendiniz. Fırtınanın başındaki siz aynı kişi değilsiniz artık. Sizler başardınız. Bütün zorluklara rağmen bu öğretim yılını tamamlamayı başardınız. Mezun olmayı başardınız ve başaracağınız nice hedefler koydunuz önünüze. Yine olacaktır fırtınalar elbet. Onları da atlatacak ve hepsinden bambaşka kişiler olarak çıkacaksınız. Sınıflarında öğrenci sesi olmadan bu yılı eksiksiz tamamlayabilmeniz için büyük çaba gösteren öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz de hepsi de başardılar. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve öğrencilerimizin en büyük destekçisi olan siz değerli ailelerimiz, çocuğum için her fedakarlığı yaparım derken bu kadarını da beklemiyordunuz eminim. Ama bu da geçti. Çocuğumuz mezun oldu. Siz de başardınız.
Sizleri de tebrik ediyorum. Sevgili gençler, Büyük Kolej Yönetim Kurulu olarak her birinizle gurur duyuyoruz. Mezuniyetiniz kutlu olsun. Sağlık ve mutluluk dileklerimle güzel günler diliyorum.12A ve 12B sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Ne zaman su gibi akıp geçti, dile kolay. Lise hayatınızın sonuna geldiniz. Aranızda kreşten beri Büyük Kolej'de olanlarınız var. Uzun süredir yaşamınızı sürdürdüğünüz okulunuza, arkadaşlarınıza, bizlere artık veda ediyorsunuz. Her birinizde ne çok anı birikti, neler neler yaşadınız. Şöyle bir dönüp baktığınızda daha dün 9. sınıftık. Ne çabuk geçti dediğinizi duyar gibiyim. Almış olduğunuz eğitimin yanında neredeyse evinizden daha fazla zaman geçirdiğiniz okul hayatınıza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza veda ederken sizleri sevgiyle yeni hayatınıza, hayallerinize yollamanın gururu, mutluluğu, bir o kadar da hüznü içerisindeyim. 22 yıllık Büyük Kolej hayatımda yüzlerce mezun verdim. Sizleri de bu mezunlar arasına kattığım için gurur duyuyorum. Canlarım benim, ilerideki mesleğinizi ve geleceğinizi gireceğiniz sınavlarla sizler belirleyeceksiniz. Heyecanınız olacak tabii ki, bu çok normal. Heyecanınızı ve kaygılarınızı kontrol altına alacağınıza eminim. Önünüzde kocaman bir ömür var. Her yolculuğun bir varış noktası var. Sizler de Büyük Kolej'deki yolculuğunuzun artık sonuna geldiniz. Çağdaş yetişmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak almış olduğunuz eğitimle ileride çok güzel yerlere geleceğinize inanıyorum. Sizleri yeni hayatınıza uğurlarken her birinizin hayalleri ve hedefleri adına vermiş olduğunuz çabadan dolayı sizlerle gurur duyuyor, sizleri tebrik ediyorum. Birbirinizden, hayatlarınızdan hiç vazgeçmeyin, birbirinizden ayrılmayın. Çok güzel günler yaşadık. Birbirimizin hayatlarında güzel izler bıraktık. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Buraya ilk geldiğimde çok heyecanlı ve kendimi yabancı hissediyordum. Sonuçta 8'den 9'a geçiyorsunuz ve insan çok heyecanlanıyor gerçekten. Ama şöyle bir şey var, buranın ortamı o kadar kaliteli ve güzel ki size yabancı hissiyatı vermiyor. Arkadaş ortamı ve öğretmenlerin bana kazandırdığı güven çok iyiydi. Kendimi çok iyi hissediyorum açıkçası bu konu hakkında. Ve gayet de rahat bir 4 sene geçirdim. Ben bu okula bu sene katıldım ama bu sene katılmama rağmen buradaki öğretmenler ve öğrenciler bana çok içten çok samimi davrandılar. Birçok sene burada okuyormuşum gibi hissettirdiler. Birçok anı, birçok arkadaş edindim burada. Bu sene olumsuz olaylar yaşandı ve uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimiz motivasyonumuzu çok yüksek tuttu, çok iyi geçti. Ve üniversite sınavına çok olumlu bir şekilde hazırlanmamızı sağladılar. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.
12 fena, fena tayfam. Şu an bu konuşmayı o güzel gözlerinize bakarak yapmayı çok isterdim. Hepinizi çok özledim. En kısa sürede sağlıkla bir araya gelmek dileğiyle. 4 yıl ne kadar da çabuk geçti değil mi? Daha dün gibi okulun bahçesinde ürkek bakışlarla sıraya geçirişimiz, sınıfta toplanmamız. Sonrasında o gün bir araya gelmemizle beraber bir yolculuğa çıktık sizinle. Bu yolculukta neler mi yaşadık? Bu yolculukta çok mutlu günler yaşadık. Bol eğlendik, bol aksiyonlu günlerimiz oldu. Gerçekten çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. Yüksek adrenalinli günlerimiz oldu. Değişik ruh halleri yaşadık. Yani pek çok duyguyu beraber yaşama şansına sahip olduk. Bütün bunları yaşarken değişmeyen tek şey neydi? Birbirimize olan sevgimiz, saygımız ve güvenimizdi. Bugün sizlere baktığımda kendine güvenen, bilgili, kültürlü, mücadeleci, hırslı, üretken, fikirlerini her ortamda bilimin ışığında sunabilen, aydınlık, çağdaş, harika gençler olduğunuzu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Artık bizimle olan yolculuğunuzun sonuna geldiniz. Yeni bir hayat yolculuğuna başlıyorsunuz. Bu yolculukta birçok maceralar yaşayacaksınız. Pek çok da sorunla karşılaşacaksınız. Sahip olduğunuz erdemler sorun değil, çözüm üreterek bunların da altından kalkmanızı sağlayacak. Hepiniz için dileğim, her zaman mutlu olun. Gözlerinizden yaşama sevinci, güzel yüzlerinizden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ben sizi çok seviyorum. Hi, I'm Celine Denizal Tifamak. As a student of Büyük College, since kindergarten, I'm so happy that I graduated from high school. I'm very excited that I have received the acceptance in computer science from Rutgers University, New Brunswick, New Jersey. I wish all the best for my friends and I would like to give thanks and appreciation to Büyük College family and every single one of my teachers through the years. Atatürk ilkeline bağlı olarak büyüdüğüm bir okulun öğrencisi olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Hey, I graduated. Teşekkürler Büyük Kureş. Sevgili mezunlarım, öncelikle mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Hafta sonu yaşadığınız sınav maratonundan umarım başarıyla çıkmışsınızdır. Hepinize geçmişler olsun. Benim için okul süreçlerine başlangıçlar zor, bitirişler daha da zor. Tanışmalar heyecanlı, mezuniyetlerse bir devrin kapanışı ama başka bir devrin başlangıcı. Hayatınızda başlayacak bu yeni devirde karşınıza çıkacak bütün yollar aydınlık olsun. Işığınız hiç sönmesin. 22 yıllık Büyük Kolej hayatımda Atatürkçü, sorumluluk sahibi, soran, sorgulayan, araştıran, öğrenen ama en çok insana değer veren güzel, iyi insanlar yetiştirmeyi hedefledim. Sizleri de o hedeflerin arasına kattığım için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte dünyaya iyilikle bakın ki iyilikle yaklaşsınlar size. Güzel, gülen gözlerle bakın ki her şeye, herkese inat güzellikleri görün. Umutlarınıza, hayallerinize kavuşmanız dileğiyle. Uçun artık yuvanızdan çocuklarım. Hoşça kalın.
Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, Sayın Müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve bizleri geçirdiğimiz bu uzun ve zorlu süreçte yalnız bırakmayan ailelerimiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Büyük Kolej'e 6 sene önce geldim ve burada geçen öğretim hayatım boyunca Büyük Kolej bana çok şey kattı. Akademik katkılarının yanı sıra özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanlarını seven bir birey olmaya yolunda bize çok şey katan ve bizleri vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak kazandıran okulumuza minnettarım. Bu sene alışık olmadığımız bir yıl oldu. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden belli bir süre okulumuzdan ve öğretmenlerimizden uzaklaşmak zorunda kaldık. Eğitimimize devam edebilmek için ekranların başına geçerek belki de normalden daha fazla efor sarf ederek üniversite sınavına hazırlandık. Bu süreçte bana katkıda bulunan, gerek lise boyunca, gerek bu zorlu TYT, AYT maratonunda bizlerden yardımını esirgemeyen bütün öğretmenlerime, bana destek olan arkadaşlarıma, her zaman yanımda bulunan ve beni motive eden aileme teşekkür ediyorum. Bu güzel bitişin istediğiniz yeni güzelliklere başlangıç olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli öğretmenlerim, arkadaşlarım ve Büyük Kolej ailesi. 13 yıllık heyecanlı Büyük Kolej serüvenini güzel bir final ile noktalamanın gururu içindeyim. Ana sınıfından bu yana bu serüvende hep yanımda olan, bana yol gösteren ve desteklerini esirgemeyen, başta fedakar öğretmenlerime, yöneticilerime ve Büyük Kolej çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük Kolej'de her dönemde birbirinden farklı ve değerli birçok arkadaş, can yoldaşı edindim. Birlikte çok güzel anılarımız oldu. Kimi zaman eğlendik, kimi zaman üzüldük ve birbirimizden çok şey öğrendik. Hayatımın ilk başında böyle dostlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük ailenin bir ferdi olmanın ayrıcalığını hayatım boyunca yaşayacağıma eminim. Büyük Kolej'de aldığım eğitim ve öğretim hayatım boyunca bana tam anlamıyla yol göstereceğinden hiç şüphem yok. İyi ki bir Büyük Kolejliyim. Sevgili 8A, sizlere 8A diye belki bu son seslenişim. Şimdi böyle düşününce içimi kaplayan hüznü kelimelere dökmem imkansız. Ancak her son yeni bir başlangıçtır. Bugün burada kapattığımız defter, birlikte geçirdiğimiz 4 yıllık süreçteki acı tatlı hatıralardan oluşan bir hikaye niteliğindedir. Bu senenin başında öncelikli hedefimiz bursluluk sınavı ve LGS olmakla beraber aklımızın, gönlümüzün bir köşesinde de sene sonuna gerçekleştireceğimiz mezuniyet törenimiz vardı. Gönül isterdi ki okulumuzun spor salonunda hep beraber merdivenlerden yürüyelim, adlarınız anons edilsin ve sevdiğiniz öğretmenlerinizin elinden diplomalarınızı alın. Ama öyle bir döneme girdik ki değil mezuniyet, okula dönmek bile neredeyse hayal oldu. Evde geçirdiğiniz bu 4 aylık süreçte uzaktan eğitim derslerine istikrarlı katılımınız, çalışmalarınız aslında LGS'nin sonucu ne olursa olsun sizin bu sınavı başarıyla verdiğinizin birer kanıtı.
Yine bu süreçte evde sizden desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen ailelerinize de teşekkür etmek isterim. Evet, şimdi online bir mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz ve ben bu konuşmamı hazırlarken 5. sınıftan bugüne kadarki olan fotoğraflarınıza bakıyorum. Ne kadar büyüdüğünüzü, geliştiğinizi bir kez daha anlıyorum. Sizinle geçirdiğim her an oldukça kıymetliydi. Sizlerden çok şey öğrendim. Aranızdaki anlaşmazlıkları konuşarak çözmeniz, problemlerinizi uzatmamanız ve birbirinize olan destekleyici konuşmalar gerçekten takdire şayan davranışlardı. Dertlerinizi paylaştınız, mutlu olduğunuzu hissettirdiniz. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Tekrardan sağlıklı günlerde görüşünceye dek hoşça kal 8A. Sizleri seviyorum. Merhaba, ben Furkan Erdem. Büyük Kolej ailesine 6. sınıfta katıldım. Yeni bir okula başlamak, yeni arkadaşlarla tanışmak beni çok korkutmuştu. Acaba okulum nasıl? Yeni arkadaşlarım beni aralarına alacaklar mı? Derslerim nasıl olacak düşünceleriyle okula başladım. Kurduğumuz güzel arkadaşlıklar, aldığım kaliteli eğitim ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde tüm korkularımın boşuna olduğunu anladım. Yeni geldiğim şehre çabuk alışmamdaki en önemli faktör okulum oldu. Başta verilen ödevler beni zorlasa da bu ödevlerin bizim gelişimimizin temel parçası olduğunu, okuduğum 3 yıl boyunca okulumun beni kültür, sanat, spor, yabancı dil ve teknoloji alanlarında ne kadar çok geliştirdiğini gördüm. Tüm dünyada olumsuz olarak etkilendiği pandemi süreci boyunca da aldığımız online dersler, öğretmenlerimizin her an ulaşılabilir olması, ve sorduğumuz her soruya anında aldığımız yanıtlar, öğretmenlerimizin özverili ve sabırlı bir şekilde süreci yönetmesi ve rehber öğretmenimizin her anımızda yanımızda olması sayesinde hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biri olan LGS sınavına çok başarılı bir şekilde hazırlandık. Lise hayatıma adım attığım bu yeni sürece beni hazırlayan, Türkçeyi doğru kullanmamı sağlayan ve bana kitap sevgisi aşılan Gizem öğretmenime, tarihi o anı yaşatarak anlatan Zeynep öğretmenime, İlim ve fenin tek yolu olduğunu gösteren Hande öğretmenime, beni sorgulamaya teşvik eden Samet öğretmenime, beni dünya insanı olmaya hazırlayan Betül ve Sevda öğretmenlerime, tutkum olan matematikte ve hayatta her zaman yol göstericim olan Evren öğretmenime, bana güvenerek Büyük Kolej ailesiyle beni tanıştıran Naci öğretmenime, yolumuzu ışık tutan, hayatın zorluklarını aşmamızı sağlayan, bizim için büyük bir özveri ve sabırla çalışan bütün Büyük Kolej öğretmenleri, idareci ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ederim. Büyük Ortaokulu'ndan mezun olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Sevgili 8B, bundan 4 yıl önce tanıştığımızda oturdukları yerde ayakları neredeyse yere yetişemeyen ufacık çocuklardınız. Hepinizin farklı farklı huyları, çeşit çeşit becerileri vardı ve bu kadar farklı öğrenciler olmanız sınıfa çok güzel bir ahenk kattı. Zamanla büyüdünüz, geliştiniz, olgunlaştınız ve sonunda harika bir sınıf haline geldiniz. Ama itiraf etmeliyim ki zor bir sınıftınız da. Bütün öğrenme ve öğretme becerilerinde benim yanımdaydınız. Siz belki çok fark edemediniz ama bu 4 yıl içinde ben de sizden çok şey öğrendim. Hepinize bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin öğretmeniniz olmak çok büyük bir keyifti. Bugün mezun oluyorsunuz. Gönlüm isterdi ki sizi kucaklayarak mezun edebileyim. Ama içim çok rahat. Çünkü liseye cepleriniz dolu bir şekilde gidiyorsunuz. Akademik anlamda geliştiniz. Kendinize yeni beceriler kattınız. Ve bence çok daha kıymetli bir şey var ki hepiniz saygılı, değerlerine sahip çıkabilen genç bireyler oldunuz. Size her zaman söyledim, bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Hayat en büyük sınav ve bu sınavın sonunda kim olduğunuz önemli. Bu yüzden lütfen hep doğru olun. Dürüstlük her şeyden daha kıymetli. Anlayışlı ve merhametli olun. Sevgiden daha güzeli yok. Ve lütfen adaletli olmaya çalışın. Yürümek istediğiniz yolda kimseyi incitmemeye özen gösterin.
Her birinizin ileriki zamanlarda vatanına ve milletine layık evlatlar olacağınızı biliyorum. Zaman geçtikçe, sizden güzel haberler aldıkça, başarılarınızı duydukça sizlerle gurur duyacağıma eminim. Hepinizin her günü bir öncekinden daha güzel olsun. Yolunuz, şansınız hep açık olsun. Sizi çok seviyorum. Canım 8B. Sevgili 8'ci, 4 yıl boyunca sizinle bilgiyi, hayatı, hayallerimizi paylaşmak çok keyifliydi. Sizlerle paylaştığım her gün heyecanın, merakın, bilgiyi nasıl doğurduğunu, hayatın paylaştıkça güzelleştiğini, sevginin problem çözme gücünü defalarca gördüm. Her ayrılıkta hüzün mutlaka var. Ancak biliyorum ki sizler büyük kolejden mezun olduğunuzda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı, akla ve bilime dayalı uygar çağdaşlık yolunda ilerleyen, adil, çalışkan, insanlığa faydası olan birer birey olacaksınız. Ve ben bununla gurur duyacağım. Bugünkü hüznüme galip gelen bu gururla sizleri lisemize uğurluyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Sevgilerimle. Yaşarken bana çok yavaş gelse de şimdi geçmişe baktığım zaman bu 4 yılın su gibi aktığını fark ediyorum ve hala mezun olduğumuza inanamıyorum. Ortaokulu, öğretmenlerimizi, sınıflarımızı ve birlikte yaşadığımız onca anıyı geride bırakacak olmamız beni ve eminim ki bütün arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi de üzüyor. Ama biliyorum ki biz her zaman bir aile olacağız. Liseye başlamak benim için her zaman uzak bir hayal gibiydi. Şu an bu hayale ulaşmış oldum. Fakat öncelikle bu hayale ulaşmamı sağlayan, bana yalnızca derslerimizdeki eğitimi değil, nasıl iyi bir insan olacağımı da öğreten bütün öğretmenlerime, ne olursa olsun yanımda olup ortaokulda geçirdiğim zamanla eğlenceli kılan bütün arkadaşlarıma, beni tüm hayatım boyunca olduğu gibi şimdi destekleyen aileme teşekkür ederim. Ayrıca 7 yaşımdan beri bana bir aile ortamı sunan, akademik bilginin yanında bana ayaklarımın üzerinde sağlam basabilmeyi de öğreten ve geleceğe cesaret ve heyecanla bakmamı sağlayan canım okulum Büyük Kolej'e de teşekkür ederim. Sevgili 8'de, geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri. Bugün bir bitişin değil, yeni bir başlangıcın yaşandığı gündeyiz. Birlikte 4 yılımızı uğurluyoruz. Sınıf öğretmeniniz olarak sizlerin mezun olmanızın kıvancını yaşıyorum. Eminim ki ortaokul hayatınızdan çok güzel anılarla ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz. Dilerim ki bundan sonraki eğitim-öğretim hayatınızda aynı güzellikte devam eder. Daha öğreneceğiniz bilgiler, yapacağınız işler, aydınlatacağınız karanlıklar var, biliyorum. Değerli öğrencilerim, tüm ulusların umutları ve güvençleri genç nesillerdir. Elbette bizim geleceğimiz ve güvencemiz de sizlersiniz. Ulu Önder Atatürk, bütün ümidim gençliktedir diyerek ülkemizi siz gençlere emanet etmiştir. Sizlerin bu güveni boşa çıkarmayacağınıza, ülkenizin yarınları için var gücünüzle çalışacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Zaman içerisinde ortaokul hayatınızdan birçok bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, birçok şey öğrendiğinizin farkına varacaksınız. Ülkemizin geleceği olduğunuzu, sizden çok şey beklendiğini unutmadan çalışın. Zorluklar sizi ümitsizliğe sürüklemesin, kendinize inanın. Başaracağınıza emin olun. Biliyorum ki her öğrenci öğretmeninden bir parça katar kendine. Artık öğretmenlerinizden kendinize kattığınız bu parçalarla lise hayatına başlamaya hazırsınız. Hayatınızın bu yeni aşamasında ortaokul yılları tatlı bir an olarak kalırken lise hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın ki benim için her biriniz ayrı ayrı çok kıymetlisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum ve güzel günlere yürümenizi diliyorum. Yolunuz açık olsun 8'de.
Bu okula başlamadan önce hem tanışacağım kişiler hakkında hem de öğretmenler hakkında endişeliydim. Bana nasıl davranacaklarını, nasıl karşılayacaklarını bilmiyordum. Ama çok kısa bir süre içinde anladım ki bu endişelenmem boşunaymış. Hem çok güzel arkadaşlar edindim, hem öğretmenlerim beni her koşulda destekledi. Çok kısa bir süre içinde bu okula alıştım. Bana bu süreçte destek veren, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu okulun başka bir güzel yanı ise kulüpleri. Ben okula başladığımda bir kulüp seçmem gerekti ve satranca ilgim olduğu için satranç kulübünü seçtim. Satranç kulübünde de bir sürü güzel arkadaşlıklar edindim ve öğretmenim beni hep çok destekledi. Kısa zaman içerisinde bir sürü turnuvalara katılmaya başladık ve beraber dereceler aldık. Önümüzdeki yıl 8. sınıfa geçecek arkadaşlarım için bazı önerilerim var. 8. sınıfa başladığınız zaman derslerinizi güzelce dinleyin ve yeteri kadar çalışın. Eğer bunu yaparsanız bir yıl zorlanırsınız ama gelecekteki 4 yıl rahatlayacağınıza emin olabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, biliyorum ki hayalinizdeki mezuniyet bugünkünden çok daha coşkulu ve eğlenceliydi. Ben de sizlerin bu kıvanç dolu gününde yanınızda olamamanın burukluğunu yaşıyorum. Sizler bütün dünyayı sarsan bu zorlu süreçte hedeflerinize kilitlendiniz. Çok çalıştınız, sabrettiniz ve ortaokuldan başarıyla mezun oldunuz. Ortaokulda geçirdiğimiz bu 4 senelik eğitim hayatınızda öğrendikleriniz sadece derslerden ibaret olduğunu düşünmeyin. Okulumuzun size kazandırdığı vizyon ve değerlerin de almış olduğunuz eğitimin bir parçası olduğunu asla unutmayın. Bu değerlerin başında her ne olursa olsun doğru ve adil bir insan olun. Çalışmadan, emek vermeden bir şeye sahip olunamayacağını çok iyi bilin. Yaşayacağınız zorluklar sizlere asla yıldırmasın. Çünkü ülkemizin güvencesi ve umudu sizlersiniz. Ben de inanıyorum ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarıp bu yolda çok başarılı olacaksınız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Sevgili öğrencilerim, 4 yıl önce başlayan ortaokul hayatınızın sonuna geldiniz. Eminim sizler de bugün bizler gibi çok karmaşık duygular içindesiniz. Her dönem sonunda karnelerinizi ellerimizle verirdik, kucaklaşarak ayrılırdık. Ancak bu sene maalesef diplomalarınızı verip sizleri görmek mümkün olmadı. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. 4 yıl boyunca ve en son süreçte gösterdiğiniz çaba, başarılarınız ve her şeyden önemlisi güzel ve ahlaklı çocuklar olarak yetiştiğiniz için sizlerle gurur duyuyorum. Her biriniz kendine özgü karakteri, özel yetenekleri olan çocuklarsınız. Dilerim lise hayatınızda bu yeteneklerinizi geliştirip güçlü birer basamak olarak kullanırsınız ileriki yaşantınız için. Unutmayın, herkesin bir hedefi olmalı hayatta. İleride nerede olmak istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu yüzden kendinize doğru hedefler belirleyin. Ve bu hedeflere doğru ilerlerken önünüze çıkacak engeller, inişler çıkışlar sizi yıldırmasın. Ancak kararlı duruşunuzla ilerleyerek hedefinize ulaşabilirsiniz. Değerli mezunlarımız, 4 yıl boyunca hep beraber acı tatlı çok günler yaşadık. Birlikte sevindik, mutlu olduk, ağladık. Yeri geldi ailenizden biri olduk, bizimle dertleştiniz. Ama her şeyden önemlisi biz sizleri çok sevdik ve çok seveceğiz. Sizlere lise hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.